Değerli izleyicilerimiz, İş Dünyası Kampüs'te programın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün stüdyo kurgusunda biraz değişiklikler yaptık. Konumuzda da bu konuda hemfikir olduk. Bugün masalı çıkarım diye. Keto Hocam, bize konumuzu tanıtır mısınız? Teşekkürler sosyal hocam. Medya araçlarımıza. Merhabalar. Bize her türlü sosyal medya aracıyla ulaşabilirsiniz. Altta da görüyorsunuz zaten. Bugünkü konumuz Sayın Mehmet Sanlı. Hoş geldiniz. TimTerp Girişim Evleri Koordinatörü. Önce birazcık kendinizi tanıtırsanız daha sonra sohbetimize başlayalım. Tabii. İsmim Mehmet Sanlı. 1990 ODTÜ Endüstri Mühendisliği mezunuyum. 1994'ten bu yana da girişimcilik alanında eğitim vermenin yanında kendi şirketlerimizi yönetiyoruz. Bugün Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi isimli firmanın kurucu ortağıyım. Firmamız Ankara merkezli bir firma. İstanbul'da, İzmir'de ve girişim evlerinin olduğu diğer illerde de hizmet veriyoruz. Özellikle ilgi alanımız girişimcilik, küçük işletmelerin kuruluşu ve teknolojik firmalarda büyüme yönetimi. Bu alanda çok uzun yıllardır hem özel sektöre hem de Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, KOSGEB gibi kurumlara, TÜBİTAK gibi kurumlara elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Ben tabii Mehmet'i 1990'lı yıllarda Ankara'dan tanıyorum. Mesela evet. O zamanlar ben Ankara'da öğretim üyesiyken Gazi Üniversitesi'nde o zaman birlikte birkaç projede yine iş planı hazırlanmasıyla ilgili çalışmıştık. Teknoloji Destek Hizmetleri projesiydi. Aynen, Teknoloji Geliştirme Vakfı'nın, TTGV'nin bir projesiydi. O dönemden bu döneme de sık sık görüşüyorduk ama şimdi yeni bir kimlikle seni programımıza konuk etmek bize bir keyif verdi. İlk 8. programımızda da siz İbrahim Bey ile birlikte Girişim Benim ismindeyken program konuk etmiştik ama tabii o günden bugüne de Türkiye'de ekosistemde çok hareket oldu, gelişmeler oldu. Yeni yapılanmalar var. Ben öncelikle senin Türkiye'deki bu girişimcilik ekosistemiyle ilgili mevcut yapının şu anda handikapları, geçmişe göre avantajları ama küresel boyutta diğer ülkelerdeki pozisyonlara göre değerlendirdiğimizde daha nelerin yapılması gerektiğiyle böyle bir genel değerlendirme almak istiyorum. Tecrübelerine binaen. Memnuniyetle. Şimdi belki biraz uzun bir değerlendirme olabilir. Çünkü çok uzun yıllardır bu konuyla ilgileniyoruz. İkinci program daha yaparız. Yani bir kısmını bugün yapalım. Gerçekten samimiyetle söylüyorum. Bir bakalım, ihtiyaç olursa tabii ki memnuniyetle. Şimdi Türkiye'de girişimcilikle ilgili çalışmalar, tanımlı çalışmalar KOSGEB'in kuruluşuyla başladı aslında. 1989 yılında KOSGEB kurulduğunda girişimcilik merkezi aynı yapı içinde kuruldu. Kurulunca tabii şöyle bir dönem, o günkü Türkiye'yi de hatırlamak lazım. Yoğun bir özelleştirme çalışması var Türkiye genelinde ve aslında girişimcilikten beklentimiz ülke olarak o dönemde çok başarılı dünya çapında katma değerli işler kurulsundan çok insanlar kendi içinde istihdam imkanı yakalasın telaşı vardı Türkiye'nin. Yani bir istihdam projesiydi girişimcilik. Bu da aslında bugüne uzanan bir takım handikaplar yarattı. Yani biz bugün sıklıkla zorunluluktan girişimcilikle karşılaşıyoruz Türkiye'de ve bu zorunluluktan kendi işini kurma kavramı uluslararası çapta başarılı şirketler kurma kavramıyla birbirine girmiş durumda. Bunu ayıklamak belki de önümüzdeki dönem önemli işlerden biri olacak. Şimdi bu 93-94'e geldiğimizde özelleştirme idaresi Türkiye'de Sümer Bankları özelleştirme kararı aldı. 11 tane fabrika. 4000'e yakın işçi çıkacaktı piyasaya ve Dünya Bankası dedi ki ben özelleştirme sosyal destek projelerim var dünyada uyguladım. İstiyorsanız Türkiye'de bunu fonlarım dedi. Ve ÖSDP dediğimiz bir proje grubu başladı. Bunun amacı başta Sümer Bank olmak üzere o dönem kamu işletmelerinden özelleştirilecek olanlardan işsizliğe iş kaybına uğrayacak kitle için belirli çözümler sunuldu. Bir tanesi iş arama metotları bile bir çözümdü ama bir tanesi de kendi işini kurmak konusunda onların yetiştirilmesi gerekiyordu. Bizlerin o dönem KOSGEB'le beraber ilk defa sahneye çıkışımız bu projedir. 1995. Yani en azından şöyle söyleyeyim, kurumsal anlamda girişimcilikle ilgili kurgulanmış ilk yapı bu. Çünkü o gün Türkiye'nin elinde hiçbir literatürü yok. Yerleştirmiş hiçbir çalışmamız yok. İşte business planı gidiyoruz, Amerika'dan alıyoruz falan halindeyiz. O çalışmalarla beraber yoğun bir saha çalışması başladı. Türkiye'nin her yerine gidildi. Yani Diyarbakır'ından Ali Ağası'na kadar, ne bileyim Konya Reylisi'nden Herekes'ine kadar İstanbul'da. Ve sahadaki o iş kaybına uğramış insanların kendilerine bir iş kurması
için çalışmalar yapıldı. Aslında ilginçtir. Türk insanının girişimciliğiyle bizlerin de ilk defa tanışması da budur. Tabii var etrafımızda esnaf abilerimiz, babalarımız, amcalarımız ama Türk insanının bir iş kurmak konusundaki becerisiyle karşılaştık o dönemde. Çünkü biliyorsunuz iş kurmak aynı anda onlarca faktörü çok başarılı bir şekilde koordine etmeye gerektiriyordu ve o yıllarca kamuda çalışmış işçilerin bile bunu çok kolay çözebildiğini gördük. Mesela dedi ki odak grup görüşmesi yapacaksın diyorduk. Bir örnek müşteri bulacaksın. Ertesi hafta adam satıp geliyordu. İşte şurada bir şey diyorduk, bizden önce mal bulup geliyordu falan. Var o enerji bizim insanımızda. Velhasıl bu ilk çalışmalar başladıktan sonra arada bir şey dönemi var. 2001 krizine kadar aslında çok sayıda proje yapıldı. Ben birkaç tanesini burada ifade edeyim. Kamudaki bu zorunluluk projesinden sonra döndük. AYCEK öğrenci örgütüne de teşekkür etmek istiyorum. Çünkü müthiş bir katkı verdiler ve şöyle bir proje yaptık. Bizim üniversitemizde Güneydoğu'da Yeni Ufuklar adıyla bir proje yaptık. Şimdi AYCEK'çi arkadaşlar dinleyenler o eski artık bir efsane gibi bir proje onlar için. 99'da 2000'de Güneydoğu'ya gittik. Harran Üniversitesi'nde, Dicle Üniversitesi'nde ve Gaziantep Üniversitesi'nde 50'şer kişiyi seçerek bir yıllık bir program yaptık. İngilizce dahi eğitimi vardı. Dahil. Çünkü dil sınavını başaranların yurt dışına gönderecektik. İlk etapta bu 50 kişiden 5'er tane seçtik. Ankara, İstanbul, İzmir özel dil programları. Önemli patronların yanında asistanlık. Yani bir nevi mentorluk esası da. Birebir yanında çalışıyor. Çünkü Ankara'da işte GAP'ın misafirhanesinde kalıyor. Bu proje bir dönem yapıldı. Yapıldığı zaman şöyle bir şey çıktı ortaya. Dünya Bankası'nın uluslararası bir proje formatı var. Toplumsal gelişmişlik farklarını en iyi ortadan kaldıran projelerin bir jürisine takıldı proje ve işte Washington'da ödül aldı. Döndü. Aradan bir yıl geçti. Bu defa Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı dedi ki ben de olmak istiyorum bu projenin içinde. Biz bir yıl boş geçtik. Ertesi yıl bir daha yaptık. Bu proje bugün Türkiye'de uygulanan genç girişimci geliştirme programlarının tamamının atasıdır. Bütün literatür o zaman oluşturuldu. Ve sonra döndüğümüzde tabii 2001 krizi geldi. Bir hafif duraksama oldu. 2002 ile beraber üniversite projeleri başladı. Bilkent, Boğaziçi, ODTÜ derken ve bakın şu ana kadar bu İstanbul merkezde bugünkü ekosistem hiç yok daha. Yani sadece kamunun fonları, işte bir öğrenci örgütü, belki bir uluslararası kuruluş desteğiyle yürüdü işler. Ama 2002-2003'te şey başladı. Türkiye'de risk sermayesinin bir altyapısının, mevzuat altyapısının olmaması sorununu yaşamaya başladık. Çünkü bir iş kurmak istediğiniz zaman, örneğin çok iyi hatırlıyorum, Bilkent Üniversitesi'nde gıda konusunda bir proje yapılacak. Çocuklara para lazım. Giderdik, iş adamlarından randevu alırdık. Onlar da derdi ki niye vereyim? İşte efendim böyle bir şey var dünyada, melek yatırımcı, biz duymadık derlerdi falan. Dolayısıyla 2002-2003 böyle geçti. Fakat sonra özellikle TÜBİTAK'ın, daha da önce şeyi söylememiz lazım. Sanayi Bakanlığı'nın Tekno Girişim Sermaye Desteği 2009'da başlattı. Bence bütün genç arkadaşların yakından izlemesi gereken, ileride Türkiye'de bu konular yazıldığı zaman o gün kimler yaptıysa işte o günkü o Teknoloji Sanayi Genel Müdürlüğü'nün personeline falan herkesin teşekkür etmesi lazım. Çünkü Amerika'da yıllardır yapılıp da imrendiğimiz ön ödemeli finans desteğini pat diye getirdiler. Yılda 50 milyon lirayı yasal olarak da 2023 yılına kadar da yasaya bağladılar. Ve 2011-2012'ye kadar pek de fark edilmedi. Kendi kendilerine yürüttüler. 2011'de ben tabii öbür kimliğimi biliyorsunuz. Türkiye Ekonomi Bankası'nın strateji yönetim danışmanı olarak biz bu harekete katılma kararı aldık. Dedik ki Türkiye'de böyle bir finansal sistem var. Dünyanın da çok ötesinde. Avrupa'da yok mesela ön ödemeli bir sistem. Yani biliyorsunuz farkını. Tabii. Bir sistemde harcama yaparsınız. Kesinlikle. Faturalarınızı geri almak için uğraşırsınız. Diğerinde size peşin para yatar. İşinizi kurarsınız. Kesinlikle. Ve bugün Türkiye'de artık biliyorsunuz birleşti bunlar 1512 oldu ve bugün gelinen sistemde Türkiye'nin yılda 30-40 milyon lira civarında yatırım yapabilen bir melek yatırım sistemi var. 30-40 milyon lira civarında bir para o kanalı Türkiye'ye girebiliyor. Ancak Türkiye'nin bir yılda yeni iş kuranlarına gereken para çeşitli tabii varsayımlara göre değişmekle beraber 25-30 milyar liranın üzerinde. Yani her sene Türkiye'de yeni kurulan işler için 25-30 milyar lira para bulunması lazım. Anlamadım. Ve Türkiye'de biliyorsunuz yeni kurulan şirketlere yönelik bir bankacılık finansman çözümü yoktu. İşte TEB'in bir takım adımlarından önce. Ondan önce de risk sermayesi bacağı çok kısıtlıydı. Şimdi şöyle oldu. 30 milyon lira burada var kabaca. Yaklaşık 500-600 milyon lira TÜBİTAK desteklerinde var. TÜBİTAK, TEYDEP, üniversite akademisyenlere verilen destekler de var. Ama 25 milyar liranın %5'ini teknoloji şirketleri talep etse ne yapar? 1,5-2 yani, milyar lira yapar. Yine yetmiyor. Kadar. Bu durumda var ama ihtiyaç çok büyük.
Çünkü ne kadar şirket kuruluyor Türkiye'de? Yılda 300 bin tane şirket kuruluyor Türkiye'de. 300 bin. 300 bin şirketin tabii çok az ayakta kalmakla beraber kuruluş döneminde bir finansman harcıyorlar. Ama bugün ekosistemi şöyle özetleyelim. Ama şu soruyu da acaba, yani sözünü kestim ama yani şu soruyu da sormak. Yani 300 bin şirketin, kurulan şirketin işte sürdürülebilirlik anlamında dediğin evet. gibi veya işte Türkiye'de toplumsal gelişmeye ve kalkınmaya etkisi anlamında baktığımız zaman herhalde değer yaratıcı olan oranı çok yüksek değildir. İki tane rakam söyleyeyim. Katma değerli sektörler dediğimiz sektörlerdekiler %4 civarında kuruluşun içinde. Yani 300 binin %4'ü ne yapar? 12 bin civarında şirket kuruluyor. Bunları zaten görüyoruz. Yani Teknokent'lere başvurulardan görüyoruz. Mesela 3 bine yakın başvurusu oluyor. 1512 başvurusu oluyor tüm Türkiye'den. Desteği alabilirlerse kuruluyorlar. İşte kaç tanesi alıyor? 400 tanesi alıyor falan. Ama diğer 300 binin de zaten hocam biliyorsunuz %80'i 5. yılın sonunu görmüyor Türkiye. Tabii. Buradan şunu söyleyelim. İster teknolojik bir şirket olsun, ister dümdüz normal bir şirket olsun. 3-4-5 yıl içinde neler olabileceğini analiz etmeden iş kurmak çok tehlikeli bir şey. Zaten galiba şöyle bir şey de konuyu yani biraz da o tarafa getirmek istiyorum. Şimdi iş kurmak derken artık eskisi gibi bir şey buldum da veya bir fikrim var da iş kurayımdan ziyade gerçekten pazarda değer elde edecek ticarileşme potansiyeli olan, dolayısıyla pazarın talebinden yola çıkan esası girişimlerin, bilmiyorum Keto Hoca'nın alanı tabii bu, yani ben pazarda oluşan taleple tetiklenen girişimlerin başarılı olmalısı ve buna bağlı olarak tabii doğru iş planlarının yapılması. Birkaç şey söyleyeceğim, çok önemli. Hocanın sorusuna ek olarak aslında belki de hani izleyicilerimiz hani girişim evi daha önce de gerçi biz programlarımızda bu tip organizasyonları konuk ettik ama hani yeni izleyiciler için hani girişim evi nedir, ne gibi faydalar sağlar, hangi aşamada başvurmaları evet. gerekiyor, yani bir ticari işletme kurduktan sonra mı başvurmaları gerekiyor yoksa sadece fikirleri olması yeterli mi mesela? O konuda bilgi verirseniz. Peki. Önce şunu söyleyeyim. Şimdi son dönemde bu işe çok biz erken başladığımız dönemde bir gün eğitimimde birisi bana soru sordu. Dedi ki siz niçin dedi anlatımlarınızda birinci sıraya pazarlama satışı ve onun planlanmasını, ikinci sıraya üretim ve üretim sistemlerinin planlanmasını, daha sonra yönetim ve en sonra da finansmanı koyuyorsunuz dedi. Dedim ki 3 ve 4 anlatmak kolay ama niçin üretim, yani şunu demeye çalışıyor. Üretemeyeceğimiz bir şeyi satacakmışız gibi niçin plan yapalım? Önce bir üretebileceğimizi görsek falan. Şimdi bu çok eski bir bakış açısı. Hı hı. Çünkü eğer toplumdaki kesinlikle. Bir talebe bir ürün veya hizmeti sunmak konusunda siz bir delik bulduysanız, bir aynen. fırsat bulduysanız o malı bir şekilde bulursunuz. Bugün Türkiye'de yerli araba diyoruz. Zaten %100 yapmayacağımızı biliyoruz. Maksat yerli yapmak değil, yerli bir markaya sahip olmak, onun peşinde olmamız lazım. Onunla ilgili ikinci şeyi söyleyeceğim bu girişim evlerini anlatmadan önce. Şimdi yeni ekonomide şöyle bir kavram var. Sürdürülebilirlik yetmiyor. Yani sustainability yetmiyor. Şimdi herkesin peşinde olduğu kavram ölçeklenebilirlik. Tabii. Eğer çok büyümeyecekse şirketler, yani aslında bu konuda hani bizi dinleyen arkadaşlara şunu da söylemek isterim. Çok büyümeyecekse o zaman kurmayalım görüşünü piyasaya pompalayan bir açı var. Yatırımcılar bugün böyle bakıyorlar. Yani diyorlar ki bu proje ne olur 3 yılın sonunda? Efendim 2 milyon 700 bin lira cirom olur. 27 milyon lira değilse ilginç değil diyor. Bu değil, bu çok az. Yani bunun üzerinden de şöyle bir alışkanlığımız var. Mesela normal düşünün dediğimizde bu defa da dinleyiciler şey diyebiliyor. Ama Twitter, ama Facebook, ama Google demeye başlıyorlar. Şimdi onlar Amerika'da da şu kavramla tarif ediliyorlar. Outlier onlar. Tabii. Yani onlar ancak çeperde. Ha ben de mutasyon diyorum. Yani her zaman olmaz. Aynen. Onun peşine düşer, bizi bir yere götürecekse düşelim. Ama onun peşine düşüp de moralimizi bozacaksak, kesinlikle. 3. yıl sonunda 2 milyon euroyu beğenmeyeceksek o zaman yandık. Right size'da kalmak aslında. Dolayısıyla bu ölçeklenebilirliği sağlayacak bir pazarda vakumlayacak bir şey bulmak lazım. Karşı taraf bulmak lazım. O nedenle doğru. Çok mesela bize çok fazla proje geliyor. Biz de bazen soruyoruz. Mesela bir proje var. Ege Üniversitesi'nde arkadaşlar çalışıyorlar bunu. Döner seralar var. Seranın bir mekanizması var, dönüyor. Şimdi bu proje burada da çalışılıyor, Denizli'de de çalışılıyor. Aynı anda iki tarafta da destek almış. Şöyle bir sıkıntısı var. Karşı tarafın henüz böyle bir
şeyi yok. Beklentisi yok. Ha şöyle, arazi Türkiye'de var. İşlenmeyen arazi bile var. Oysa bu hangi ülkelerde geçerli? Arazinin çok değerli olduğu, artık kentsel alanlarda, çatılarda tarım yapmanın konuşulduğu yerlerin projesi. Japonya belki. Arkadaşlarımızla bunu konuşuyoruz ki zaten sahaya indiklerinde görüyorlar ki bunun maliyeti olan şu kadar para karşı tarafın geri dönüş mantığına uymuyor. Yani kısaca bahsettiğimiz şey bir temel fizibilite sorusu olan talep var mı? Talep bunu ödemeye razı mı? Talep bunun 2, 3, 4 yıl içinde geri dönüşünü yeterli buluyor mu soruları sorsalar zaten birçok proje doğru yerden yönelecektir. Şimdi girişim evler. Girişim evlerine gelirken şunu da söyleyeyim. Yani biraz evvel dediğin çünkü önemli, oradan geleceğim. Yani esas da girişimin olması da yetmiyor. Esas da bu sistemin yani melek yatırımcısıyla, risk sermayesiyle vesairesiyle büyüme potansiyeli olanların da esas da işte exitlerini yapabileceği, küresel yatırımcıların dikkatini çekebileceği bir mekanizmanın olması lazım. Türkiye'de o mekanizma daha henüz aksak diye biliyorum. Yani bu patent borsası falan filan meselesine de biraz değinmeni rica edeceğim. Oradan da TEB'e, yani TEB ne yapmak istiyor burada? Oyuncu olarak, bir banka olarak. Şimdi şöyle, bizde melek yatırımcı kavramı bir miktar oturdu diyelim. Yani ne kadar işte 30 milyon lirayı yeterli buluyorsak oturdu. Ama rakamları söyledim. Ama bir 10 yıl öncesine kadar müthiş bir noktada. İşte Türkiye'de hazinenin biliyorsunuz yoğun bir vergi teşviği var. Gelir vergisinden yıllık 1 milyon liraya kadar mahsup etme hakkı veriyor melek yatırımcılara. Bir de galiba işte, yani galiba değil de bildiğim kadarıyla, tam rakam bilmiyorum ama yatırımlara koydukları fonlardan da bir takım istisnalar var. Tabii. Şimdi bu aslında büyük bir cazibe ama çok yayılmıyor. Çok yayılmayışı için de örneklere ihtiyacı var Türkiye'nin. Yani Türkiye'de birileri, efendim ben bu sene 500 bin lira yatırmıştım. 10 tane projeye 500 bin liradan 5 milyon lira yatırdım. Bir tanesi bana 20 milyon lira kazandırdı. Hikayelerini bekliyor Türkiye. Henüz yok. İşte biliyorsunuz İstanbul'da belirli projeler var. 40 tane yatırım yapan bu anlamda önemli yatırımcılarımız var şu anda. Fakat şimdi şunu söyleyeceğim. Örneğin biz bir şirketin üst yönetimiyle bu projeleri konuştuğumuzda bize şu soru geliyor. Biz böyle bir giriş yapsak, bu proje biraz büyüse, biz hissemizi kime satacağız da egzit edeceğiz? Doğru. Yani venture capital piyasası Türkiye'de yok. Var mı? Var. Yabancılar geliyor. Etrafımızda dolanıyorlar. Sürekli proje soruyorlar bize. Bu ne oldu? Bunu. Bizim ölçek henüz daha onlara yetmiyor. Henüz daha teknik kabiliyetlerimiz oraları etkilemiyor. Ama şöyle bir şey söylemem lazım. Exit dışında başka heyecanlar yaşıyoruz. Mesela Denizli'deki bir projemiz, Amerika'dan 1 milyon dolar yatırım alıp bizim girişim evlerinin ODTÜ ile ortak bir bacağı var Silikon Vadisi'nde. Oraya yaşamaya ve çalışmaya gidiyorlar. Yani beyin göçü demeyelim, şirketimizi uluslararası yapalım diyelim. Bazen o görüş de geliyor. Yurt dışına beyin göçüne sebep oluyoruz gibi bir değerlendirme de oluyoruz. Şimdi buradan şunu söyleyeceğim. Türkiye'de patent konusunda biliyorsun sayılar şöyleydi. Ben eskiden eğitimlerimde bunu anlatırken yıllık patent sayısı 2000'in altındaydı Türkiye'de. Şimdi 18-19 binler telaffuz ediliyor. Ama yine biliyorum ki bunun içinde hocam %80-90'ı uluslararası şirketlerin Türkiye'deki patentleri. Ha, kendileri. Ha. Yani aynı patent işte Siemens şurada yapıyorsa burada da alıyor patentleri bunlar. Kalanları içinde de patent Türkiye'de biraz erken motive etmememiz lazım galiba patenti. Erken motive edince akademik patent ama ticari prototip patenti olmayabiliyor. Tabii. Bununla karşılaşıyoruz. Şimdi oradan taşıyayım girişim evlerine. 2012 yılında bu özellikle üniversitelerdeki 1512 projelerinin şu sıkıntısını gördük biz. Yani devlet diyor ki ben 500 kişiye kişi başına 100 bin liraya kadar destek vereceğim diyor. Evet. Hadi başvurun diyor. Başvuru sayısı 1600 kişi oluyor. Fakat filtreler çalışınca işte 150 kişiye destek verildi. 2000. Bir sene sonra 200, 210, 250, 270 bir türlü 500 olmuyor. Şimdi biz bu konuyla karşılaşınca dedik ki biz bunun tanıtımına destek olalım. Türkiye Ekonomi Bankası olarak. Ben de oranın danışman şirketinin ortağıyım. Biz başladık. Hacettepe, ODTÜ, Bilkent gibi üniversitelerde tanıtım toplantıları düzenledik. Öğrencilere bir de biz anlattık. Başvuru sayısı hemen fırladı. 300 küsür oldu destek alanlar. Tabii bu ilgimiz başlayınca ben Türkiye'de girişimcilik ekosisteminin çok başından beri içinde olduğum için buradaki finans ihtiyacını da görüyordum ve bir projeyle bunu yönetime sunduk. Dedik ki biz
yapılamayanlar var Türkiye'de. Yani kamu yapamıyor, üniversiteler kısmen yapıyor. İşte KOSGEB çok uğraşıyor ama çok yoğun bir görev var. KOSGEB her sene 100 bin kişinin başvurusuyla uğraşıyor Türkiye'de. Tabii. Yeni iş kurmaya çalışan insanlar. Dolayısıyla biz teknoloji katma değerli iş yapmak isteyenlere başka bir hizmet ortamı sunalım dedik ve girişim evleri fikri doğdu. Girişim evlerinin bugün 9 tane hizmet başlığı var. Bir tanesi o ilde kamudan alınan desteklerin artırılması misyonumuz var. Yani o il, biz bir ilde açıldıysak o ilde 1512'ler, 1507'ler artmalı. Bunun için başvurular artmalı. Bu bir metrik bizim için. İkincisi, eğer biz bir ilde girişmeyi kurduysak o ilde teknoloji ihraç etmeye çalışan herhangi bir firma bize gelebilmeli. Yani bunun genç olmasına, yeni kurulmuş olmasına, teknokent olmasına bile gerek yok. O şehirde teknoloji ihraç eden bir firmanın büyüme yönetimine katkı verebiliriz dedik. Üç, eğer biz bir ildeysek o ilde yeni iş kurmak isteyen girişimciler belirli programlara, belirli sertifikasyonlara mecbur kalmamalı. En iyi, en nitelikli hizmeti bizden almalı. Yani girişimci eğitimleri yapıyoruz. Biz bunun dışında bir de girişim evlerini teknokentlerin içinde kuruyoruz. Yani biz teknokentin bir parçasıyız her yerde. İzmir ve İstanbul haricinde. İstanbul'da biliyorsunuz ayrı bir mekanımız var. İzmir'de de ayrı bir mekanımız var. Ama onun dışındaki bütün illerde biz teknokentlerin içindeki ön kuluçka ve kuluçkaları devralıyoruz. Onu devralınca organik olarak zaten bir protokol imzalıyoruz teknokentler. Nerede yapıyoruz bunu? Edirne'de. Nerede? Bursa'da, Konya'da, Trabzon'da, Mersin'de, Gaziantep'te şu anda bu formatta çalışıyoruz. Ve bu format teknokent disiplini içinde hizmet verdiği gibi serbest hizmet verebiliyor. Şimdi o saydığım listeden devam edersek, ayrıca bizim teknokentin içinde yerleşik firmalara özel 3 tane programımız var. Bir tanesi startup dediğimiz program. Startuplar için verdiğimiz bir yeni kurulmuş bir şirketin hemen daha ilk ticarileşmesi için ilk cirosunu yapabilmesiyle ilgili destek veriyoruz. Bu konuda çok başarılıyız. Şundan çok başarılıyız diyorum. 2013'te başladık fiilen bu hizmete. İstanbul'da başladık. Hemen İzmir'e sıçradık. Denizli ve Gaziantep'te ilk büyümemizi yaptık. Hocam şu ana kadar şöyle söyleyeyim. İlk müşterisi giriş TEB olan 14 tane firmamız var. Ha, çok iyi. TEB 14 firmanın ilk müşterisi oldu. Niye? Çünkü dedi ki icra kurulundan bir karar çıkardı. Biz yıllık satın almalarımızın %2'sine kadarını bizim network'ümüzdeki girişimcilerden alırız dedi. Mesela burada hani ismini de vereyim, İzmirli bir girişimcimiz. Emre, açıkbulut.com firmamız. Evet, çok iyi. Emre çok iyi bir projeydi. Emre şimdi çok güzel büyüdü. Emre bizde konuk oldu muydu hatırlamıyorum. Emre çok güzel büyüdü. Şöyle döküman yönetim sistemleri yapıyor. Bununla ilgili bulutta çözümleri var. Tabii güzel bir girişimci olarak karşımıza gelmişti. Biz ona bir sürü kurumsal destek de verdik. Bugün Emre hem çok güzel bir kontrat imzaladı, çok iyi bir dağıtım teknolojik şirketle, hem geldi bankaya hizmet sattı, gitti Kosova'daki bankaya sattı. Dolayısıyla Emre'yi biz aldık, bizim o level up dediğimiz yere doğru ittirmek istedik. Bunun gibi 14 tane firmamız oldu şu ana kadar. Artı yatırımcının çok az olduğu, yıllık 30 milyon liranın zor döndüğü bu piyasada biz şu ana kadar 16 milyon lira civarında yatırım aldık girişimcilerimize. Yani geçen sonuçta bir nevi kolaylaştırıcı olmuştu. Zaten şöyle yani. Şöyle bir yönümüz var. TEB, biz bunları yaparken TEB'in özel bankacılık bölümünde gitti şeyi yaptı. Melek Yatırım platformu kurdu. O platformun 10 bine yakın üyesi var doğal olarak, çünkü yüksek meblağlı müşteriler. Tabii hepsi ilgilenmiyor ama ilgilenen bir kitle var. Onlar da proje peşindeler. 16 milyon lira yatırım aldırdık. İşte ilk 14 tane firmaya ilk müşterisi oldurduk. Onun dışında da şu ana kadar 300'den fazla firma aktif olarak bizim network'ümüzde. İşte biliyorsun inovasyon haftalarında demo day'ler yapıyoruz falan. Ve şuna ihtiyaç vardı. Ben yıllardır sektörün içindeyim. Hep şunu gördüm. Kamu bunu yapıyor ama kamu bunu biraz pilot proje gibi yapıyor. Bir yerden fon buldukça yapıyor. İdi. Şimdi başka yere geldi. Ama bu defa da finansçısı oldu piyasanın. Şu anda piyasada para var. Şu anda piyasada sorun nitelikli girişimciyi, daha doğrusu girişimciyi nitelikli olmaya zorlayacak filtreler yok. Çünkü yani herkes davet ediyor. Gel 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 gel. Bakın inkübasyon. Bütün üniversitelerde var. Doğru. Ama yok, girişimci yok. Ha, o nedenle ne yaptık? Biz bir şey daha yaptık. Şimdi startup'ımız var. Yeni kurulmuş. İlk yıl şirketler, cirosu olmayanları buraya alıyoruz. Veya 300-400 bine kadar olanları startup programına alıyoruz. Level Up diye bir programımız var. Şimdi bu da anlamlı bir program. Çünkü mesela burada da var. Ege Üniversitesi'nde teknokentine yerleşmiş ama henüz cirosu 2 milyon bandını aşmamış şirketler var. Daha doğrusu 500 bin lirayla 2 milyon cirosunun arasına sıkışıp kalmak çok mümkün Türkiye'de. O yapıyla eğer daha büyük bir vizyonu, daha büyük vizyona uygun bir finansmana ulaşamıyorsa firma orada sıkışıp kalıyor. Hem iş adamı oluyor. Düşünsene 1 milyon 700 bin lira yıllık cirom var. Bir sürü müşterim tabii, var. Aspara değil. Projelerim var. Kafamı kaldıramıyorum ama 4 kişiler.
geçmesi lazım oradan. Ona level up diyoruz. Dolayısıyla sadece ticari destek veriyoruz. Diğerlerinde ticarileşme programlarında biliyorsunuz finansman da anlatıyoruz. Her şeyi yapalım. Bunda sadece ticari, yani sadece müşteri ve müşteri ilişkileri için adım atıyoruz. Bu şu anda sanıyorum 4 ya da 5 ilde uyguluyoruz bu programı. Level up'ları. Buradaki desteklerden kastımız kredi değil herhalde veya şöyle. Yani desteğin türü anlamında biraz da izleyicilerimizin bilgi sahibi olması açısından geri ödemeli, geri ödemesiz vesaire falan filan nasıl bir model kullanıyor? Şöyle mali anlamda finansman ihtiyacını çözmek diye bir ihtiyaç birinci sırada gelmiyor zaten. Çünkü karşımızdaki firmanın ya bir 1507'si var ya da varsa eğer. TEB'in şöyle bir hazırlığı oldu. Dedi ki ben köprü kredi veririm. Yani eğer 1507 aldığın %25'ini temin etmek için bulamıyorsa ben onu veririm dedim. Tamam. Peki veriyor. Başka? Projeye bakarak ben projenin de teminat olabileceği bir riski zorlarım dedi. Tamam. Zorladığım yerde o sırada kredi garanti fonu geldi. Çok ilginç. Zaten doğru. Türkiye'de bir şey yaparsanız kurumlar geliyor size. Kredi garanti fonu dedi ki benim zaten böyle bir modelim var. Eğer bu filtre iyi çalışıyorsa bakarım dedi. Ben de katılabilirim dedi. Şu anda katılıyor. İşte TEB veriyor 200 bin liraya kadar teminatsız. 500 bin liraya kadar da kredi garanti fonu devreye giriyor. Dolayısıyla ben şöyle söyleyeyim. Hani şu çok jenerik oluyor. Belki de sevmiyorlar bu tür cümleleri dinleyen arkadaşlar da. İş kurmak istiyorsunuz. Para bulmak konusunda bir sıkıntı hissediliyorsa kesinlikle bir şeyler eksik yapılıyor demektir. Yani para bulmak garanti demiyorum. Ama bir şey, anlıyorum bir şey eksik. Yani değer oluşturan bir şeyse zaten parayı eksik. Bulmak çok mesela, güç değil diyorsun. COSGAP bugünlerde Ar-Ge ve inovasyon destekleri konusunda çok istekli. Bakın hani buradan belki program yapmak da güzel olabilir. COBİGEL diye bir proje var şimdi. COBİGEL'i biliyorum. 6 Mayıs bugün son başvuru. Bugün son günü. Son başvuru günü. Ve tabii tekrar muhtemel yapılacaktır. Hı. Nedir özelliği? Belirli NACE kodlarında iş yapabilen firmalar, faaliyetinde bunu olanlar geliyor başvuruyor. Ve 300 bin liraya kadar hibe, 500 bin liraya kadar geri ödemeli bir fon veriliyor. Hı hı. Ve ben şunu söyleyeceğim, tekrar söyleyeceğim. Türkiye'de birisi iş yapmak istiyor ve ben buna para bulamadım. Ya o yüzden yapamıyorum diyorlarsa bence yanlıştırlar. Şu örneği hatırlasın herkes. Bir gün İstanbul'da inovasyon haftasında 3-4 yıl önce bir sunum yaptım. Sunum bitti. Bir tane firma geldi. Dedi ki ben dedi 1512 teknogirişim desteği aldım. Aynı projeyi TÜBİTAK'a sundum ondan da aldım. Sonra bir daha aldım. En sonunda şunu da aldım. Ama dedi benim projem bugün dedi hala satılmıyor dedi. Bana bugün neye kadar bu desteği verenlerin bu işte sorumluluğu yokmuş dedi bana. Doğru. Bir de galiba programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Yani şöyle bir şey daha. Desteğin fazla olduğu ortamda ticarileşememe tehlikesi de çıkıyor gibi mi? Hani o zaman da işte araştırmacılar veya işte teknoloji geliştiriciler destekler vasıtasıyla yani kendi yağıyla kavrulur hale mi geliyor falan gibi de bir soru geliyor. Bu konuda da fikrini alabilirsem. İki şey söyleyeyim hemen. Bir tanesi yıllar önce ODTÜ'de Teknokent ilk kurulduğunda şöyle bir sorunla karşılaşmıştık. Kimse Teknokent'ten ayrılmak istemiyor. Önce Tekmer'di sonra Teknokent açıldı. Yıllarca durmanın bir yolunu buluyorlar. İlk tek katlı bir prefabrik yapılarda. Sonra yanda ikiz bloklar oldu. Şimdi o zaman bir demek ki o ortamın bir konforu var. O konforun dışına çıkmak istemeye olabilir. Bu da ticaretleşmeyi engelliyor. İkincisi desteklerinin de bir konforu var. Oysa ki şirket kurmak demek gerçekte devlet bizim vergi vermemizi bekliyor. Tabii. Vergi, istihdam yaratmasını bekliyor. Çünkü hepimiz bir vergi kar için iş kurduğumuz varsayılıyor. Ama fatura kesmeyi burada ben şu noktaya da yeni vereyim belki vakit kalmayacaktır. Girişimci niteliklerimizi bir şekilde sahip yani farkında olalım. Eğer birkaç kişiden oluşuyorsak bir tane de girişimci alalım aramıza. Gerçekten ailesinde bu işi görmüş. Kesinlikle. Riskten anlayan, senetten, çekten anlayan, ay başında maaş almaya alışmamış, sağlık primi yatmasına alışmamış da birisini alalım aramıza ki o da bize o dünyayı anlatsın. Yoksa çok konforlu insanların fatura kesmenin ne demek olduğunu anladığını da sanmıyorum ben. Haklısın, katılıyorum. Yani esas da biraz da girişimciliğin o risk üstlenme fonksiyonunda değil mi? Girişimcilerin hissetmesi lazım. O pek eğitimle olmuyor. Son küçük bir sorum var Mehmet Bey. Temin bir şey konuşmanıza dikkatimi çektim. İşte uluslararası yatırımcılar ya da işte firmalar işte startupları soruyorlar devamlı var mı var mı var mı diye. Türk şirketlerinin durumu yani onlar da böyle startupları kendi bünyelerine katmak için. Çünkü yabancı şirketlerin Türkiye'deki sürekli şirketler. Startupları hani bünyelerine katmaklarını biliyorum. Türkiye'deki büyük şirketler böyle startup arıyor mu?
Ben hani... Ya çünkü onlar ayrı bir fikir, yeni fikirlerin kendilerine monte etmesi, özellikle aynı şeyde, sektördelerse. Ben önce hani bu konudaki sözümün kıymetiyle ilgili bir şey söyleyeyim. Ben 635 tane firmaya danışmanlık verdim kariyerim boyunca. Bunların arasında çok büyükler de var, orta boylar da var, küçükler de var. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye'deki şirketlerin tamamının bir karlılık sorunu vardır. Tamamı şu anda %10'un altına düşmüş, %5'e doğru yaklaşan net karlarla çalışıyorlar. Ve hepsinin gündeminde acaba ne yapsak da daha karlı işler yapsak vardır. Demek ki bunu şundan söylüyorum. Bu üzerinde çalışılması gereken bir konu. Özel şirketlerin aktif bir şekilde biz artık yeni startuplar bulmalıyız sorusunu sorduğuna bazen rastlıyoruz. Bazen. Çünkü çok öncüler var. İşte oğlu Amerika'da okumuş falan. Bu örneği biliyorlar. Evet. Hatta bir örnek daha var. İsim vermeden şöyle söyleyeyim. Bize bir tane inkübasyon merkezi kur. Şirketin içinde olsun diyenler de var. Biliyorsunuz büyükler zaten hepsi birer sonu venture'la biten şirketler kurmuş durumdalar. Ama bunların hiçbirinin çok önemi yok. Önemli olan bunun iş dünyamızda bir kültüre dönüşmesi. Tabii tabii. Bu yapılsa çok kolay. Çünkü bir şirketin 200 bin lira, 300 bin lira, 500 bin lira, 1 milyon lira ayırması çok kolay. Var olan şirketlerin. O aslında çok büyük bir ataktır. Bence hani üzerine çalışılıp model geliştirmesi gereken bir yerde. Biz TimTap girişimciler olarak öyle bir misyon da edindik. Dedik ki sanayi tüm iş adamlarıyla tüm girişimcilerimiz sıklıkla bir araya getirin dedik. 40'a yakın yatırımcı buluşması yaptık şu ana kadar. İsim vermek istemiyoruz. Yani demo day demek istemiyoruz. Bu terminolojiyi yeniden yaratmak istiyoruz. Orada da şunu söyleyeceğiz. Bu şirketlerin bu birinci nesiller, ikinci nesile geçerken bence bu heyecanla tanışmalılar. Süremiz doldu. Onun için hakikaten samimiyetle söylüyorum. Bu sezon kapanmadan Haziran ayının sonuna kadar bir programda da belki bu kaldığımız yerden, yani şirketlerin esasında özel sektörün, yani kamunun dışında bu işe nasıl bir oyuncu olarak katılabileceğini bir model olarak bir da tartışabiliriz. Değerli izleyicilerimiz, bir programın daha sonuna geldik. Umarım Mehmet Bey'in aktardığı bilgiler sizin için de ufuk açıcı olmuştur. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.